Sevgili seyirciler, masallar resmi ders olarak kabul edildi. Yalova'da da pilot uygulamaya başlandı. Yalovalı öğretmenler Türkiye'nin ilk masal öğretmenleri olacak. Peki nasıl bir eğitimden geçti o öğretmenler? Muhabir arkadaşımız detayları aktaracak bize. Cem Mete Okur ve yanında da bir konuğu var. Gerçekten çok heyecan verici bir uygulama. Masallar artık ders olarak görülecek. Öğretmenler bir eğitimden geçti. Nasıl bir eğitimdi? Dersin içeriği nasıl olacak? Sizi dinleyelim Cem Mete. Evet, nasıl bir eğitimden geçtiklerini bu işin mimarından öğreneceğiz ama ilk olarak masal deyince aklımıza Nasrettin Hocalar, Keloğlanlar gelir. Artık kendi masallarını da kendileri üretiyor, hem öğretmenler hem öğrenciler. Bu proje nasıl başlamış? Hemen bu projenin mimarı Bağcan Toraydın yanımızda. Öğretmen Bağcan Toraydın yanımızda. Hemen kendisine soralım. Bu proje nasıl başladı? Nasıl bu fikir ortaya çıktı? Öncelikle yaklaşık 6 ay kadar önce bir seminer teklifiyle, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün seminer teklifiyle başladı, filizlendi diyebiliriz. Burada çocuk masal anlatıcılığı semineri gerçekleştirdim. Burada hayallerim olan masalın bir ders statüsünde eğitim ve öğretimin içinde olmasını istiyordum. Ve o hayalim gerçek oldu. Bu projeyi birlikte oluşturduk. Sonra müfredat gelişimini destekledik. Değerli psikolog Başak Aydın bunu destekledi ve müfredat oluşumunu birlikte gerçekleştirdik. Sonra masal dersi şu anda filizlenmeye başladı. Tabii ilk dersleri bu hafta yaptık. Lansmanımız da bugündü. Ama şöyle söyleyebilirim. Masal ve hikaye anlatıcılığı ifadesi bütün dünyada teknik olarak aynı statüdedir. Yani bir çocuk masal anlatıcılığı ifadesiyle pek yakın olmayan bir duruşu vardır. O yüzden genelleme yapılabilir. Lakin çocuk masal ifadesini biz yaklaşık 2 yıl kadar önce Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tarafından yapılan çalıştayla ayırdık. Burada çocuğun gelişimi gözlemlendi ve yaklaşık 400 binden fazla çocuğa anlatmış olduğum masalı raporlarını ortaya çıkardık ve çocuğun sosyal alanda, duygusal alanda yine dil gelişimine etkisi gözlemlendi. Bu raporlar doğrusunda müfredat biraz filizlendi. Sonra da Yalova'ya kadar geldik. Yalova'da İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Tosun ve ekibinin vermiş olduğu büyük destekle şu anda hem dünyada hem de Türkiye'de ilk masal dersi bir eğitim sistemi, resmi bir eğitim sisteminin içerisinde ders müfredatı olarak işlenmeye başlandı. Peki öğrencilerin tepkisi nasıl? Bu ders sınıflarda nasıl işleniyor? Şöyle söyleyeyim. Bütün öğretmenler aynı zamanda masal anlatıcısı. Yani onları birer masal anlatıcısı olarak yetiştirdik. Tabii 15 öğretmenle, gönüllü 15 öğretmenle başladık bu eğitime. Şu anda derste interaktif bir süreç var. Öğrenci ve öğretmen arasındaki bağı çok daha kuvvetlendiren, çocukları sosyal alanda, duygusal alanda empati yeteneklerini tabii geliştiriyor. Sosyal ve duygusal alanda gelişimlerini gözlemliyor. Öğretmenler çok daha yakın oluyor öğrenciye ve eğitim ve etkinlik denilen bloğu bir araya getiren bir köprü dersi olarak da masal dersi ortaya çıkıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Bağcan Toraydın Yalova'nın pilot il olmasına da vesile oldu, sebep oldu. Bundan böyle artık Yalova'da pilot olarak başlayan bu uygulama, masal dersi uygulaması Türkiye'nin birçok noktasında ilerleyen zamanlarda uygulanmaya başlayacağını ifade edelim. Çocuklar için güzel bir haber aslında. Renkli bir ders onları bekliyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.